Sayın Divan. Sayın Divan. Değerli derneğimizin genel başkanı. Değerli bakanım. Derneğimizin geçmiş değerli kurucu ve başkanlığını yapmış değerli başkanlar. İstanbul Odamızın değerli başkanı. Çevre illerden gelmiş oda başkanlarımız, değerli delegeler, Kadıköy Belediye'mizin değerli başkan yardımcısı, değerli meslektaşlarım, basınımızın değerli temsilcisi, hepinizi şahsım ve tüm kurullar adına saygıyla selamlıyorum. Bu güzel genel kurulda, derneğimizin bu güzel toplantısında bir kez daha sizlerle beraber olmaktan da son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Biraz buruk bir günümüzdeyiz. Sizlerin de malumunuz. Disiplin Kurulu üyemiz Sayın Şükrü Kaya dün vefat etti. Öncelikle meslek camiasına, tüm TÜMVOK camiasına başsağlığı diliyorum. Değerli ailesine başsağlığı diliyorum ve sabırlar temenni ediyorum. Ölüm haktır. Mutlaka her beşerin başına gelecek olan bir olaydır. Ama genç ölümler biraz can sıkıyor, üzücü oluyor. Şükrü Kaya da bunlardan birisiydi. Onun için meslek camiamızın mutlaka ölümlerle karşılaşacağı ortamlar ve günler olacaktır ama biraz saati vakti yerinde ve genç ölümlerden uzak olaylarla karşılaşmayı da temenni ediyoruz ve bir daha da camiamızın böyle genç ölümlerle karşılaşmaması için temennide bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, tam 37 yıl önce 1976 yılında Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği'nin kuruluşuyla birlikte meslek camiamızda ve meslek mücadelemizde çok önemli bir meşale alevlenmiş ve o alevin hem getirmiş olduğu sıcaklık hem de heyecan bugünlere kadar da gelmiştir. Belki de toplumsal çalışmalarda dernekleşme en çok kullanılan ve en çok uygulanan sivil toplum örgütlenmesi modellerinden birisi olmakla beraber hayatımızda iz bırakan, dönüp baktığımız zaman hatırlamakta zorlanmadığımız ve aklımıza ilk gelen derneklerimizden ve çalışmalardan bir tanesidir Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği. Birçok dernek gönüllülük bazında kurulur ve faaliyet gösterir. Ancak bu derneğimizin çok önemli bir misyon üstlendiğini ve tarihine baktığımız zaman, geçmişine baktığımız zaman mesleki yaşantımızda üstlenmiş olduğu misyonu bir hakkıyla yerine getirerek amacına ulaşmış, amacını gerçekleştirmiş bir dernek olduğunu gözlemliyoruz. Onun için ben başta kurucu başkanımız Turgut Ara olmak üzere görev yapmış bütün genel başkanlarımıza, görev yapmış bütün yöneticilerimize, görev yapmış bütün üyelerimize ve derneğimizin bütün camiası, meslek camiasına bu heyecanlarından ve bu başarılarından ötürü teşekkür ediyorum ve kendilerini kutluyorum. Ben de bu derneğin bir üyesi olarak çalışmalara hayata başlamış bir kişiyim ve İstanbul'daki Kadıköy Şubesi'nden dönemin başkanı Sayın Yaşar Aragöz'ün başkanlığındaki çalışmalara katılmış, o günlerden de bugünlere gelmiş ve o heyecanı halen yaşayan arkadaşlarımızdan birisi. Onun için derneğimizin çok önemli bir geçmişi vardır. Gelecekte de, geleceğini de bu önemli geçmişin üzerine kuracağını hep beraber düşündüğümüzü zannediyorum. Ve bu genel kurulunda başarılarla ve mesleğimize yararlar getirmesi dileğiyle sözlerime başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi işte biraz önce sözün ettiğim derneğimizin en önemli misyonlarından bir tanesi mesleki yaşantımızı, mesleğimizi bir yasal statüye kavuşturmaktı. Bunu 1976 yılından 1989 yılına kadar gece gündüzlü hiç ödün vermeden mücadele ederek gerçekleştirdi bu derneğimiz. Daha sonra da işte 3568 sayılı meslek yasamızdan TÜMVOK kuruldu. TÜMVOK'un da bildiğiniz gibi 5-6 Ekim'de genel kurulunu gerçekleştirdik ve göreve bıraktığımız yerden, kaldığımız noktadan
devam etmeye başladık ve 1,5 aydır da görevin başındayız. Birçok yerde söylüyoruz, birçok yerde dile getiriyoruz. Mesleğimizin birçok sorunu vardır. Bu sorunlar da hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü daha önce de söyledim, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada mesleğimiz sorun üreten bir meslektir. Ve sorun üretmeye de devam edecektir. 1990'da odalarımızla birliğimiz kurulduğunda o günkü yönetimlerin gündeminde ve önünde masalarında olan sorunlar ile bugünkü sorunlar arasında dağlar kadar fark vardır. Gelecekte de seçilecek olan yönetimler, iş başına gelecek olan yönetimler o günkü günün koşullarına uygun bir şekilde oluşmuş sorunlarla uğraşacaklar ve onların çözümü için ilgilenecekler. Onun için dünyanın her yerinde sorun üreten bu meslek, Türkiye'de de biraz daha bu sorunları has safhada da yaşıyor olabilir. İrdelediğimiz zaman mesleğimiz 3 ana konuda etkilenmektedir. Bir tanesi düzenlemeler, ikincisi uygulamalar, üçüncüsü de politikalardır. Düzenlemelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önümüzde görebiliriz. Uygulamalarda Türkiye bürokrasisini değerlendirebiliriz. Uygulamalarda ise meslek camiamızı, tüm bu odalarımızı ve derneklerimizi değerlendirebiliriz. Ben tabii bugün bunları değerlendirme aşamasında vaktinizi alarak uzun bir konuşma yapma taraftarı değilim. Ancak bazı işleri altını çizip sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce bu 3 noktada oluşan sıkıntılarımızı bir araya getirdiğiniz zaman bazen kendi üzerinize düşen bir görevi çok iyi yapsanız, geceli gündüzlü çalışsanız bile eğer bir çarkın dişlileri gibi bu 3 konu birbirine uyumlu olmazsa hem çark muntazam işlemiyor hem de o sözünü ettiğiniz sorunlarda kısmen çözülmemiş olabiliyor. Maalesef günümüzde ve bugünkü ortamda Türkiye'de her şeyin siyaseten karşılandığı, her şeyin siyaseten yorumlandığı ve her şeyin siyaseten sonuçlanma zorunda olduğu gibi bir algı var ve bir yaklaşım var. İşte bunlar yönetimleri oldukça sıkan, hatta üzen konulardır. Bu anlamda derneğimize bir kat daha görev düşüyor. Ve bu derneğimizin biraz daha da güçlenmesi, biraz daha önemli algılamamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü günümüzde özellikle sivil toplum kuruluşlarının devre dışı bırakıldığı, insanların yalnızlaştırıldığı, insanların ötekileştirildiği bir dönemde bu tip derneklerimize ve bu tip sivil toplum kuruluşlarına her dönemden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu ve her dönemden daha fazla bu derneklerimize sahip çıkmamızı gerektiğini çok iyi algılayabileceğimiz bir dönem yaşıyoruz. Bu anlamda da bugünkü genel kurulumuzda yine bunların altının çizileceği, yine bunlara çözüm getirebileceğimiz bir genel kurul olmasını temenni ediyorum. Sözlerimi fazla uzatmadan değerli arkadaşlar, gündemimizde görevimize bıraktığımız yerlerden devam ediyoruz tabii. Önümüzdeki 3 yıllık süreci 3 ana tablo, 3 ana temel üzerine oturttuk. Genel kurul aşamasında seçim çalışmalarımızda hepinizin de bildiği gibi 76 il gezerek genel kuruluna gittik. Ve 3 tane çok önemli projeyle bu dönemi isimlendirdik. Tabii ki başka çalışmalarımız da olacak. Bunlardan bir tanesi haksız rekabetti. İkincisi hatırlayacağınız üzere tahsilat sorunuydu. Üçüncüsü de etik kuralların işleyişi ve etik kuralların özendirici bir unsur olarak meslek camiasının bir yaşam tarzı olarak benimseyebileceği ve iyi meslek mensubunun koruyucu bir yönteme gidebilecek etik eğitimlerini almış ve bunların sonuçlarını yaşamış bir meslek grubu olmayı hedeflediğimiz bir projemiz vardı. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve bu çalışmalarla ilgili de yakında safa safa hepsiyle konuşacaksınız ve tanışacaksınız. Ancak Aralık ayı olması hasebiyle masamızda ve gündemimizde birkaç tane konu vardır. Her şeyden önemlisi ücret tarifesi meslek camiası tarafından çok yakından takip ediliyor. Onun bilgisini vereyim. Kasım ayı içerisinde kanuni açıdan, düzenlemeler açısından da zorunlu olan düzenlemenin
yani ücret tarifesinin hazırlanması ve Maliye Bakanlığı'na sunulması için yıllardan beri oluşturulmuş bir ücret tarife komisyonumuz vardır. O komisyonu topladık. Komisyon çalışmalarını odalardan gelen öneriler çerçevesinde değerlendirdik. Ve biz Kasım ayının sonunda Maliye Bakanlığı'na ücret tarifemizi 2014 yılı için uygulanacak tutarlarını bildirdik. Bu dönemki tarifeye odalarımızdan gelen bir takım bazı ek kolozlar, ek satırların eklenmesi noktasında da önerilerimiz oldu. Aslında farkındaysanız geçtiğimiz 3 yıl içerisinde bu tip şeyler ufak tefek satırlar ve bölümler de eklendi. Eklenerek geldik. Bunları ufak ufak hayata geçirmeye çalışıyoruz ama bu dönemde özellikle bağımsız denetiminde artık tarifesinin önemli olacağı noktasında oraya da önemli bir çalışma yaparak tarifimizi o şekilde verdiğimizi belirtmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde ilk görüşmesini yaptık. Yani sadece tarifimizi göndermedik. Geçen hafta ilk görüşmesini de yaptık. Önümüzdeki haftalarda da görüşmelerimizi devam ettirerek yılbaşına kadar ücret tarifemizin 2014 yılı için yayınlanmasını sağlamaya çalışacağız. Bütün meslektaşlarımızdan hem mail yoluyla hem faks yoluyla hem de telefonlarla toplantılarda bize gelen sorular vardır. Sicil tasdiknamesi konusu. Onu biraz bir iki cümleyle ifade edeyim, izah edeyim daha doğrusu. Değerli arkadaşlar, sicil tasdiknamesi Türk Ticaret Kanunu'nda yasal bir zorunluluk olarak alınması ifade edilen bir konudur. Geçen sene hatırlayacağınız gibi sicil tasdiknamesinin aranmaması noktasında bir yazı yayınlanmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından. Orada o konuyu takip ederken bunu biliyorduk. Münhasıran 2013 yılı için tasdik edilecek defterler için 2012 yılı Aralık ayına münhasıran bir uzatma yapıldığı yazının içerisinde de vardır. Yazıyı hatırlayan arkadaşlarımız bunu hatırlıyor. Sebebine gelince o yasada böyle bir zorunluluk olmasına rağmen çok arkadaşımız bilir. Yönetmelik 19 Aralık'ta yayınlanmıştı. 19 Aralık'ta yayınlandığı için çifte standarta neden oldu. Yani sicil tasdiknamesini vermeden defter tasdikleri yapılmıştı. O saatten sonra 19 Aralık'tan sonra da sicil tasdiknamelerin arınmasının zorunlu olabileceği bir ortam çıkmıştı orada. Onun için geçen sene özel bir çalışmayla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz çalışma sonucunda 2013 yılı defterleri için bunu gündemden çıkarmıştık. Bir de Mersis projesi diye bir devletin, kamunun bir çalışması var. Bu Mersis projesinin de bir zamana ihtiyacı vardı. Çünkü otomatik manyetik ortamda bunların alınması hedefleniyordu. Geldiğimiz noktada gerçi Mersis projesi tam anlamıyla Türkiye'nin bütününde gerçekleşmedi. Özellikle büyük illerimizin çoğunda halen bir sorun. Uygulanan iller vardır ama halen bunun uygulanmadığı ve elektronik ortamda alınmadığı ortamlar vardır. Onun için bu sene bunun uygulanacağı bir yasal zorunluluktur. Ancak biz bunu Noterler Birliği ile bir görüşme yaptık. Hatta şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Noterler Birliği ile yapmış olduğumuz görüşmede ben Noterler Birliği'nin yönetim kuruluna girdim. Yönetim kuruluna dahil oldum. Ve yönetim kurulu içerisinde bunun tartışmasını bizzat onlarla belki bir yönetim kurulu üyeleri gibi tartışarak onlarla tartıştık bu konuyu. Noterler Birliği de Sayın Başkan dediler, sizi mutlu edecek sonuç bu tasdiknamelerin aranmaması noktasında bir yazının çıkarılmasıdır. Bunu çok net biliyoruz. Birincisi bu yazıyı çıkaracak makam biz değiliz. Biz bunu uygulayan bir makamız. İkincisi buna olanak yoktur. Biraz önce söylediğim gibi mutlaka yasal zorunluluk olarak uygulanması gerekir. Ancak aranacaktır şeklinde bir yazı da çıkarmayacağız. Bunu yapabiliriz sizin için. Çünkü onlardan çok birlik düzeyinde önemli bir çalışmamız vardır. Başka konularda da birlikte çalıştığımız konular var. Aranacaktır noktasında da bir şeyimiz olmayacak. Sorular şey yaparken, devam ederken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'ne de gittik. İş Ticaret Genel Müdürlüğü de aynı şekilde bunun ortadan kaldırılması, aranmaması noktasında bir yazının çıkarılmasının yasal olarak mümkün olmadığını, ancak bunun sizin tarafınızdan
İl Sicil Ticaret Müdürlüklerinden alındığı noktasında bir yoğunluğunuz olduğunu öğrendim. Bunun diyor, dedi ki, alımı sırasında yaşadığınız bir sıkıntı, bir sorun varsa onların çözümü noktasında her şeyi yapmaya hazırız. Ama aranmaması noktasında yasal olarak bir şeyimiz vardır, bir sıkıntımız vardır. Onu kaldıramayız. Onun için odaları da sürpül ettiğiniz yazıda, tüm okulunda internet sitesine koyduğunuz gibi bu sicil tasdiknameleri aranacaktır. Ancak sicil tasdiknamelerinin alınması sırasında bir sorun yaşanıyorsa odalarımız kanalıyla mutlaka bize gelirse çözümü gelecektir. Bir, ikinci sicil tasdiknamelerinin yeni tarihli olması gerekmiyor.